Çanakkale Kent Konseyi'nin seçimli olağanüstü genel kurulu 20 Kasım Pazar günü yapıldı. 3 turlu oylamanın ardından avukat Ali Aydın Çalıdağ 77 oy alarak Çanakkale Kent Konseyi'nin başkanı seçildi. Diğer aday Resul Karakurt ise 62 oy aldı. Geçtiğimiz pazar günü Çanakkale Kent Konseyi'nde Başkanlık ve Yürütme Kurulu'nun seçim heyecanı yaşandı. Belediye çalışanları sosyal tesislerindeki Ercan Atsız salonunda yapılan olağanüstü genel kuruluna yoğun katılım oldu. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan bir açılış konuşması yaptı. Bu yeni seçilecek başkan ve yürütme kurulu 2024 yerel seçimlerine kadar görev yapacaktır. Çünkü bu aradan bir seçim olağanüstü olarak istifadan dolayı olmasından dolayı yani 3 yıl değildir. Çünkü yönetmelik yerel seçimlerden sonra 3 ay içerisinde seçim yapılır diyor. Ve bu seçim 2 yıllığına yapılır. Daha sonra da tekrar yenilenir. O da 3 yıl olarak devam eder. Bu da yerel seçimlerin süresiyle paralel. Başkan Gökhan'ın konuşmasının ardından başkanlığını Profesör Doktor Pelin Kanten, başkan yardımcılığını Osman Nuri Tatlı ve katip üyeliğini Gülseren Eren'in yaptığı divan oluşturuldu. Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Başkan adayları Ali Aydın Çalıdağ, Resul Karakurt ve Fadıl Kurt kendilerini tanıtan kısa konuşmalar yaptı. Aday konuşmalarının ardından birinci tur oylamaya geçildi. Birinci tur oylamada Ali Aydın Çalıdağ 66, Resul Karakurt 54, Fadıl Kurt 16 oy aldı. Birinci tur oy sayımının ardından başkan adayı olan Fadıl Kurt bir konuşma yaparak adaylıktan çekildiğini söyledi. Şansıma teveccüh gösteren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının ilk turu tamamlandığında matematiksel olarak benim bu seçimi kazanma şansım olmadığını görüyorum. Dolayısıyla da ikinci turda diğer adayların önünü açmak adına ben bugünkü yarıştan çekiliyorum. Üye tam sayısının 3/2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci tur oylamada 165 üye oy kullandı. Ali Aydın Çalıdağ 88, Resul Karakurt 74 oy alırken 3 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada iki adaydan biri salt çoğunluğun oyunu alamadığı için Çanakkale Kent Konseyi Başkanı 3. tur oylamada belirlendi. 3. tur seçimlerinin sona ermesinin ardından başkan adaylarından Ali Aydın Çalıdağ 77 oy alırken Resul Karakurt da 62 oy aldı. Bu sonuçlarla Ali Aydın Çalıdağ Çanakkale Kent Konseyi Başkanı olarak seçildi. Evet, Ali Aydın Çalıdağ 77 oy, Resul Karakurt 62 oy. Ali Aydın Çalıdağ'ı tebrik ediyoruz. Kent Konseyi Başkanı seçilen Ali Aydın Çalıdağ Ton TV'ye açıklamalarda bulundu. Her ne kadar bu konuda bir iki tecrübem olsa da bu tecrübeyle geçen bir şey değil, gayet heyecanlı bir yarış oldu. Diğer yarışmacı arkadaşlar diyeyim, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlar Resul Karakurt ve Fadıl Kurt'la çok uyumlu bir çalışma dönemimiz geçti zaten. Birbirimizi anlayışla karşıladık. Önergeler konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Onlara da bu demokrasi mücadelesine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Buraya gelip yine dediğim gibi bu demokrasi mücadelesinin içerisinde yer alan Kent Konseyi gibi genel kurulunda herkesin eşit olduğu ve herkesin bir tek oy hakkı olduğu bir yere gelerek kendilerini temsil ettirdikleri için STK'lara, sendikalara, odalara, vakıflara, üniversitemize, valilik birimlerine, siyasi partilere, muhtarlarımıza, kısacası burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu genel kurul sürecine başkanlık eden Sayın Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan'a, yine belediyeden görevlendirilen Bülent Rıfka Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kent Konseyi'nin çalışanlarına da burada verdikleri emek için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir son, mutlu bir son. Kazanmak güzel.
İnşallah kazanan Çanakkale olur. Başkanın belirlenmesinin ardından yürütme kurulu seçimleri yapıldı. Blok listeyle yapılan seçimlerde yürütme kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu. Fadim Koçak, Nazlı Giral, Murat Badem, Ahu Kızılyay Toğanç, Muharrem Şahin, Gülay Aktaşçı, Kubilay Özben, Damla Yeltekin, Saim Nuri Yavuz, Kent Konseyi'nin yeni yönetimi 2024 yılının Mart ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine kadar görev yapacak.